Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir modlu ETS oyunuyla karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz Euro Truck Simulator 2'ye mod yapabilme özelliği de var. Yani daha önceden vardı. Biz burada kamyon sürmekten ziyade modlu lisanslı arabalar oynamayı tercih ettik. Bugünkü almış olduğumuz arabalar arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2016 model Nissan Qashqai. Bu sefer rengini değiştirdim arkadaşlar. Şöyle hemen size iç kısmını da göstereyim arabanın. Şöyle motoru durduralım, hatta da beraber çalıştırmış oluruz. Evet, arabamız bu arkadaşlar. Sunroofumuz yok. Manuel vites. Yine bir navigasyon ekranımız var. Şuradan şeyi de kapatalım, dörtlüleri. Bundan yük falan alamıyoruz. Direkt sadece sürüyoruz. Şehirler arası tur falan yapıyoruz. Yani yük alınıyorsa da ben tam detayını bilmiyorum. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Böyle bir yavaştan sürüş yapalım diyeceğim ama sanki çok geride mi kaldık? Onun için şöyle koltuk kısmını şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Böyle hafiften yukarı kaldıralım. Şu an daha iyi oldu sanki. Şimdi arabamızı tam anlamıyla hareket ettirmeden nereye gideceğimizi seçelim. Nereye gidelim? Frankfurt'a doğru yol aldım arkadaşlar. Evet. Yoldan çıktık. Sola sinyalimizi verdik. Aheste aheste artık gidiyoruz. Buradan da ya gerçi sağa dönmeyeceğiz. Buradan sağa döneceğiz. Şöyle aynamızı da kapatalım. Evet, otobüs yanaştı yanımıza. Arkadaşlar, almamı istediğiniz arabalar da varsa yine belirtin yorumlarda ki ben ona göre modları bulmaya çalışayım. Veya modla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yine yorum kısmında belirtin. Ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olayım. Evet. Tek sıkıntımız arkadaşlar, modlu olduğunda araba kendisini kamyon gibi sanıyor. Gerçekten kamyon gibi sanıyor. Böyle direksiyon hassasiyetini ayarlamak isteseniz bile tam ayarlanmıyor. Ama sürüş zevki çok iyi. Ona hiçbir sözüm yok. Böyle mesela bakın, fren lambası yanmasına rağmen araba hala durmuyor. Biraz ağır hareket ediyor. Hem kalkarken hem durduğumuzda. Böyle kornamızı çalalım. Işığımız yandı. Evet, yeni 00 arabalar giriyor karşıda, gördüğünüz. Benzin durumu nasıl? Full, bakın durmuyor mesela. Şimdi sağa sinyal verelim. Böyle dışarıdan bakalım da açılmıyor. Bundan sonraki seride alacağım arabayı arkadaşlar siz belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekeni sadece yorum kısmına arabayı yazmanız yeterli. Eğer onunla ilgili ya bu o moda o araba yapıldıysa emin olun sizin için deneyeceğim onu da. Arabamız nasıl çıkılarak beğenen arkadaşlar like atarsa sevinirim. Ama jantlar güzel olmuş ya, yakışmış yani. Şehir içi SUV'un keyfini yaşayacağız. İnşallah kaza yapmam. Kaza yaptığımızda masraflar baya baya bir fazla oluyor. Onun için biraz daha dikkatli sürmek gerekiyor. Buradan değil de ileriden sağa döneceğiz. Şöyle göstereyim size arabayı. Böyle tekrar şey geçelim. Hatta sinema modunu alayım biraz şöyle. Sinema modunda sürüş yapalım ki. Araba yakıyor ya böyle. Gerçekte de araba Türkiye'de çok fazla tercih edilen araba türlerinde arkadaşlar. SUV'larda. Malum şu an araba fiyatları biraz arttı ama yine de tercihlerde yer alıyor.
Bakayım bundan sonraki SUV modelinde de kendi kullanmış olduğum arabayı alayım. Tuscon'u bulabilirsem Tuscon'u yapacağım. Araştırmıştım ama bulamamıştım. Yine sizin için onları da deneyeceğim. Direksiyon setiyle ileride oyunları çekeceğiz. Şu an yer sıkıntımız olduğu için çekmiyoruz arkadaşlar. Daha önceki videomda direksiyonla oynayacağımı sizlere söylemiştim. Yani yalan yanlış bilgi değil. Sadece bu oyunları çekebileceğimiz bir stüdyo gibi bir yer ayarlıyoruz. İnşallah yakın zamanda o da bittiğinde tamamen direksiyon setiyle oyunlarımızı çekeceğiz. Böyle ışıklarımızı da yakalım. Şükür nasılsa bu sefer pek kaza yapmadım ya. Ha, şuradan döneceğiz. Evet, buradan gideceğiz. Genelde hassasiyet tam olmadığından böyle sağa sola döndüğümüzde ya çok ağır dönüyor ya çok hızlı dönüyordu. Tepkileri belirsizdi. İster istemez kaza yapıyorduk bundan dolayı. Aman. Araba mı var arkamızda? Yok. Aman. Aynı araba varmış gibi bir ses geldi de böyle. Modifi hakkında düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar? Tam olarak böyle sizce güzel olmuş mu? Yapanın eksik bıraktığı yerler var mı? Bence çok güzel olmuş. Yani böyle hatasız düzgün şekilde çalışıyor. Böyle sağ olsun sinyallerimizde de gördüğünüz gibi aynalarda da sinyal yeri var. Aman. Allah. Neyse. Elfini çektik yanlışlıkla. PlayStation'a alışmışız fren yerine kullanmayı başka oyunlarda. Bunu da el yani fren olarak algılıyoruz direkt. Basıyoruz ama el freni olduğunu unutuyoruz. Böyle biraz daha içinden süreyim. Yani gayet güzel olmuş ya. Benim cidden hoşuma gitti. Yani rengini de güzel tutturmuşlar böyle. Göğüs kısmını koyu yapmışlar. İşte koltukları sağ tarafları falan böyle açık renkte yapmışlar. Çok hoş duruyor. Göstergeler de tutuyor. Evet, göstergeler de iyi. Şu an şey var arkadaşlar. Hız sabitleme mi var? Evet, hız sabitleme var. Hemen onu kaldırayım ben. Ödememizi yapalım. Sağ ol üstadım. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Şimdi bakalım 90'ı aşamıyorsak hız sabitleme vardı. Ben onu kaldıracağım hemen. Kamyoncu amca. Evet. Şimdi şurada 4'leri yakalım. 4'leri yaktıktan sonra sabitleyici kaldıralım arkadaşlar. Aman üstadlarım vurmayın dikkat ha. Şimdi seçenekler oynanışa giriyoruz arkadaşlar. Burada hız sınırlayıcı var. Evet hız sınırlayıcıyı kaldırıyoruz. Şimdi 90 sınırında kaldırmış olduk. Bakalım arabamız kaçta girecek. Daha önce hiç fark etmedim. Demek ki kaza yapmadığım kadar var yani. Hız sınırlayıcı açık olduğundan kaza yapmıyorum. Normalde elimin W tuşundan çekmiyordum. Bu da ister istemez kazaya sebebiyet veriyor. Şimdi buradan sağa döneceğiz arkadaşlar. Lan dur. Lan gitsene Allah'ını sevdiğim. Bak araba da durmuyor. Üstadım kusura bakma ya. Benden kaynaklı. Elinde ne duruyorsun mübarek yani sola döneceksin yavaşladın. Allah'tan araba hasar almıyor da. Ama yine de %17'lik mi bir hasar kaydım oluştu. Bak sola mı dönecek? Ha Allah'ım ya sola dönecek. Adam sağ şeritten gidiyor ya. Lan arabam tam hemen durmuyor işte niye böyle yapıyorsunuz ya? Ters istikamet. Ne alaka?
alaka ters istikametli ya, anlayamadım ben. Allah Allah. Gerçi sağ sol burada değişik mi acaba? Neyse biraz gidelim bakalım. Karşıdan gelen arabadan belli olur. Yok. Yine sağ şerit. Arabanın içi daha güzel. Sessiz sakin böyle. Arkadaşlar bu modu indirmek isteyen arkadaşlar olursa da derken motorumuz arıza verdi. Servise götürmemiz gerekiyor. Açıklamalar kısmında arabanın linkini bırakacağım. Oradan gerekirse indirip oynayabilirsiniz. Yapamadığınız kısımlar olursa yorum yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Benzinimiz nasıl? Benzinimiz var. Benzin almayacağım. Arabanın içindeki klimayı açalım. Şöyle de biraz serinleyelim ya. Terledik. Ama arabanın içi cidden çok hoş olmuş ya, böyle hoşuma gitti yani. Yoldan ziyade sürekli arabanın içine bakasım geliyor. Aynalar da güzel. Şuraya bir de sunroof koysalarmış. Niyesi böyle ses geldi. Allah Allah, niye ki? Aman. Yoldan çıktık. Tekerler görüyor musunuz? Sanki ters dönüyormuş hissi veriyor. Biraz hızlanınca. Burası da durmuş hissi veriyor. Bunu şu an tekrar geriye sarıyor. Otobüs camcaya geçelim. Of, daha 208 kilometremiz varmış. O zaman biz ne yapıyoruz? Hızlanıyoruz. Yol ver kardeşim, bu yol bitmez yoksa. Allah! Arabadaki hasar %79. Vallahi yol bitmez dedik, yolun içinde kaldık. Arabamız çalışmıyor. Gözümüz aydın. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şey çağıracağız. Servis çağıracağız. Şimdi servisimizi çağırıp 1'e basacağız arkadaşlar. Servise götür diyeceğiz. Bunun için yapacağım bir şey yok. Yani 1530 euro ceza, ama yani şey diyeceğiz, ücret ödeyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Arabamız servise girip tamir ettirmeliyiz. Çok kötü kaza yaptık ya. İşte insan aceleci olunca bir anda böyle istemsiz anlık kazalar olabiliyor. Bunun için acele etmemek gerekiyor. Evet. Genel bakımlarını yaptıracağız arkadaşlar. Şansı gitmiş zaten. Yok, tamir ettiremiyoruz arkadaşlar. Yok. Maalesef arabamız perte çıktı. Evet. Arkadaşlar arabamız çok güzel perde çıktı. Arabayı kullanamıyoruz. Ha, Allah Allah. Nasıl kullanıyoruz anlamadım. Acilen servise gidin diyor. Motor kısmı olduğu gibi gitti arkadaşlar. Yani servise geldik ama maalesef tamiratı görmedi. Yapamadılar. Biz kaldığımız yola devam edelim. 94 kilometre kalmış. Arabamız bakalım bizi oraya götürebilecek mi? Umarım götürür. Yok. Araba bizi oraya götürmeyecek. Kaza yapınca böyle oluyor maalesef. Hadi çalış. Oğlum çalış da şuraya gidelim. Tekrar servise gidelim.
Maalesef arkadaşlar. Aha. Tüpsekten geçsem arıza verir bakın. Vallahi artık gidebildiğimiz yere kadar aheste aheste gideceğiz. Eğer zaten arıza verirse yapacak hiçbir şeyimiz yok. Buradan sola doğru dönelim. Kırmızı ışıkta durmayacağım bu sefer. Çünkü arabam zaten zor çalışıyor. Üstadım kusura bakma, burada da durmayacağım. Cezalara razıyız artık. Sen bekle. Hadi koçum. Yol verin, yol verin, yol verin, yol verin. Hızlı hızlı etmeye başladı. Gençler, burada ben bekleyemeyeceğim. Siz bekleyin durun. Ben şuradan aheste aheste gideceğim. Ha, kazaya sebebiyet. Vallahi polis geliyor. Euro da oradan ceza yedik. Çok güzel. Yani ilerledim ben artık. Yani arabam arızalı. Arabamı tamir ettirmem gerekiyor. Ama tamirhaneye vardığımda da tamir ettirmedi. Yani modlu olduğundan acaba o parçaları tanımıyor mu? Kazanın artısı da şu oldu. Yolumuz 100 kilometre kısaldı. Lan bir an bu yolda geliyor sandımdır ha. Korktum vallahi. Aniden giriş yaptık ama kamyonlar dikkat edin, sıkıştırmayın beni. Bak bak bak, beni sıkıştırıyordu az kalsın. Vallahi bu arızayla bu araba yine iyi gidiyor yani. Şu an 66 kilometremiz kaldı. Çok güzel, yolu bitirdik sayılır. Valla acele edince işte böyle oldu gençler. Yani istemsiz bir kaza nelere mal oldu. Allah'tan arabamız daha fazla hasar görüp de çalışmamazlık yapmadı. Lan ay benim o ağzımı. İyi çalıştı yine. Hadi oğlum ya, yaparsın ya, 49 kilometre kaldı ya. Gözünü severim ya. Hız sınırından da ceza yedik. Aa, radar varmış. Vallahi gidebilmek adına her şeyi yaptık. Müthiş cezalar yedik. Öyle böyle değil. Buradan sağa döneceğiz. Sıkıştırayım mı lan seni? Lan sen beni... Aha. Lan sürtünsek kazaya sebebiyetten ceza yiyoruz ya. Allah'ım yarabbim ya. Sağa dönelim. Araba yaklaşma bana. Ben ceza yiyorum. Siz yaklaşıyorsunuz. Ben ceza yiyorum. Vallahi frenler tutmuyor. Hızlıca girmiş oldum viraja. Yani 90'da girdik buraya. Çekil koçum, çekil. Aman. Hadi oğlum, 10 kilometre kaldı, dayanırsın sen. Sana orada ne yağlar alacağım, ne motorlar alacağım, sen hiç merak etme. Alalım artık, hak etti yani, bizi buraya kadar getirdi. Frankfurt'a geldik, Frankfurt'u keşfetmiş olduk. Buradan sağa dönüyoruz. Bakalım. Bayağı da iyi duruyor. Ama güzel yollar yapmış adamlar. Bizim buranın yolları gibi değil. Buradaki yollar mübarek, uzay yolu, ay yolu böyle. Her taraf taştı, her taraf çukur. Buradan sağa dönelim arkadaşlar. Evet. Arıza verdi. Ne yapalım biliyor musun? Frankfurt'a gelmeye geldik. Zaten serbest gezinti yapıyorduk. Şimdi şey yapalım burada. Servise gidelim. Ortayı sıfırla diyelim. Şuraya gidelim.
Aha, yolun ortasında kaldık yine. Hadi oğlum çalışırsın ya hadi. Hadi hadi yaparsın. Hadi buraya kadar geldik hadi yapma. Hadi. Heh. Üstadım kusura bakma, arabam arıza verdiği için öyle bekledik. İnşallah burada parça vardır. Yani biz oraya kadar getirdik sistem ama tahmin edemedi. Yani ne anlamı kaldı? Acaba para mı gitmiyor? Ama fiyatlarını yazmış olması lazım hiç değilse. Fiyatlarını bile yazmadı. Evet, buradan sola döneceğiz. Buradan sağa sinyal verip nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Karşıya gireceğiz. Buradan bir U dönüşü. Aman al, Tosun arıza verme. Gerçi Tosun Kaşkay edemiyordu, Tosun Uskun'a dönüyordu. Hiza yer miyiz acaba burada? İyi, yemedik. Evet, hemen biz servise geldik. Emek o servisine geldik. İnşallah bunlar tamir edebilir. Yok, burada tamir edemiyoruz arkadaşlar. Arabamız PRT ayrılmış bulunmakta. Ne diyelim artık, vatana millete hayırlısı. Artık bu arabayı da satacağım yani, yapacak bir şey yok. Aha bak, hemen yine motor arızası verdi. Evet arkadaşlar, şimdi bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. İstemsiz bir kazayla sonuçlandı ama yine de akışına bıraktık videoyu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Yine almamı istediğiniz böyle modlar varsa, yani modlu arabalar varsa yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Mümkün olduğu sürece o modlar da sizler için yapıp oynayacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.